Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruhu 9. Üstadına olan muhabbet ve bağlılığını daima arttırarak devam ettiren Hazreti Sami Efendimiz, bütün gün ve gecelerini hizmet yolunda geçirdiler. Sami Efendimiz, dergahın temizliğinden, ihvanın her türlü ihtiyaçlarına varıncaya kadar bütün hizmetlerini seve seve yaparlardı. Hazreti Esat Erbili Efendimizin, manen bizimle aynı mertebededir.'' lakin bu vazife bize verildi diye tarif ettikleri Hüseyin Efendi Hazretleri yatalak olunca, bu zatın hizmeti için kim talip olur diye ihvana sorarlar. Hemen Sami Efendimiz, o zatın hizmetlerine koşarlar. Defi hacetleri dahil, her hizmetlerini uzun müddet seve seve görürler. Nihayet bu hizmetleri sonunda, Hüseyin Efendi, evladım, Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Allahu Azimüşşan, bize ihsan ettiklerini fazlasıyla sana ihsan etsin diye dua buyururlar. Dünya hayatını Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurdukları gibi benimle dünyanın misali ağaç altında bir miktar dinlendikten sonra yoluna devam eden yolcunun haline benzer diye ana rahmiyle kabir arasında bir sefer olarak görürdü Hazreti Sami efendimiz ve bunu uzun bir ömürde her an tatbik ettiler. Bir yabancı alim fakire kendilerinin hal ve kelamlarından sordular. O anda hatırıma gelen şu hallerini anlattım. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz seferden döndüğünüzde hanımlarınızın yanına haber vermeden girmeyiniz buyuruyorlar. Hazreti Sami kuddise sırru hayatı bir sefer olarak gördüğü için her yerinden kalkmalarını bir sefer kabul ediyorlardı abdest almak için lavaboya her gidişlerinde yol zevcelerinin odasından geçiyordu. Yarım asırdan fazla süren evlilik hayatlarına bıkmadan, usanmadan, seve seve her defasında zevcelerini haberdar ederlerdi. Onun, efendi buyur diye sesini duyunca odaya gider ve diğer tarafa geçerlerdi. Bu hal altmış küsür yıl günde en az on defa devam etti deyince, yabancı alim ayağa kalkarak, bu zat sahibi zamandır, onun dışında hiçbir veli sünnet-i seniyeyi bu kadar derin ve ihatalı anlayıp tatbik edemez. Ancak o yapabilir dedi. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Mevlana takvimi